Evet, şimdi geldik üçgende açıyla ilgili kazanım ödev testimize. Üçgende açının konu anlatımı artık bitti. Bununla ilgili 3 tane testimiz var. Bugün ilkini çözeceğiz arkadaşlar. 12 tane sorumuz var. Bakın full ya da en fazla 2 yanlışa kadar bekliyorum ha. Tamam mı? Hadi bakalım birinci sorumuzla başlayalım. BEC ve BEDA birer üçgen demiş arkadaşlar. Tamam, şunlar birer üçgenmiş. BE ile EC birbirine eşit verilmiş şekilde gösterilmiş. 50 ve 30 dereceler verilmiş. A, alfa kaç derecede diyor. Hemen şu ikizkenarlıklara ne yapalım arkadaşlar? Şurası 50 ise bakın burası da 50 olacak. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından dolayı 50 ile 50'yi toplarsam 80. Dolayısıyla arkadaşlar 50 ile 50'yi toplarsam 100. Şuraya da ne kalacak? 80 kalacak. Ters açılardan dolayı bakın burası da 80 olacak. Bakın burası da bir üçgen olduğundan dolayı üçgenin iç açılarını toplarsam 80, 30 daha 110. Dolayısıyla alfa ile ne kalacak arkadaşlar? 70 derece kalmış olacak. Veya 80 artı 30 artı alfa eşittir 180 diyeceğiz. 80 ile 110 ise 30'u toplayınca 110 olacak. 110 artı alfa eşittir 180. 110'u diğer tarafa atarsam alfayı buradan yine 70 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şık. 2'ye bakalım arkadaşlar. ABC üçgen demiş. Bakın burada çift çizgiler ortak. Bir de noktalı açılar ortak. Bunlar eşitmiş. Dolayısıyla bunlara hemen ne yapacağız? Hemen isim vereceğiz. Bakın çizgili açılara x diyecek olursam noktalı açılara da ne diyelim? Y diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla ABC üçgeninde bakın A büyük üçgene bakıyorum. ABC üçgeninde üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı nedir? 180'dir. Tamam. O zaman bak ben şurayı, şurayı ve 80'i topladığım zaman bakın şurası ne olacak? 2x artı y. Bakın burası da zaten y. Bir de 80'i topladığım zaman 180 olacak. Bakın 2x y ile y'yi toplarsam 2y. 2x artı 2y. 80'i karşı tarafa attım. 180'den 80 çıkarsa 100. 2 ortak parantezine alırsam arkadaşlar burası 100. Her tarafı da 2'ye böldüm. Dolayısıyla x artı y'yi 50 derece olarak bulmuş oldum. Benden ne istiyor? Bakın alfa. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız şuradaki üçgende hangisinde? BLC üçgeninde şuradaki. İki tane iç açının ölçüleri toplamı yani şunla x ile y'nin toplamı kendisine komşu olmayan açı bu. Bunun dış açısının ölçüsüne eşit. Değil mi? Dolayısıyla burada x artı y neye eşittir? Alfa eşittir. X artı y'yi 50 buldum ya şuradan. Dolayısıyla alfayı da 50 derece bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız C şık. 3'e bakalım şimdi. ABC üçgen bakın 110 derece 60 ve 100 derece şekil üzerinde gösterilmiş zaten. Bizden X'i istiyor arkadaşlar. ABC üçgenine bakacak olursam üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. 110 ile 60'ı toplarsam 70. Dolayısıyla şuradaki C açısında ne kalacak arkadaşlar? 170 10 derece kalmış olacak. Tamam. Bakın şimdi burası 100 derece ise tam açı olacağından dolayı özür diliyorum doğru açı olacağından dolayı ölçüsü toplamı 180 olacak. 100'ü buradaysa buraya da 80 kalacak. Buradaki DEC üçgeni de üçgenin iç açılarına toplayacak olursam x artı 80 artı 10 180 olması lazım. X artı 80 ile 10'u topladım. 90 eşittir. 180 90'ı da diğer tarafa atarsam x'i 90 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız bakın A şık. Dördüncü soruya bakalım hemen. ABC üçgen demiş. AC ile bakın AC CD ve AB eşit. 40 derece verilmiş. Bakın alfa kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ACD ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burası 40 derece ise burası da 40 derece olmaz mı? Evet. ACD üçgeninde iki tane iç açının ölçüleri toplamı yani 40 ile 40'ın toplamı şuradaki açıya eşit olmaz mı? Kendisine komşu olmayan dış açıya. Bu ABC'de ikizkenar üçgen olduğundan 80 ise burası da 80 olmaz mı? Evet. Bakın buradaki üçgende üçgenin iç açılarının ölçülerini toplayacak olursam 80, 80 buradaki alfayı 180 derece olmalı. 80 ile 80'i topladım. 160 artı alfa eşittir 180. 160'ı da sağ tarafa atacak olursam 180'den 160 çıkarsa alfa 20 derece olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız E şık. Beşinci sorumuza bakalım hemen. ABC dik üçgeni. Bakın şuradaki üçgen 90 derece olduğundan dolayı dik üçgen. Tamam. BA ile AC zaten dik demiş arkadaşlar. Oradaki dikliği gösterdik. AC ile DC birbirine eşit olduğu gösterilmiş zaten.
40 derece verilmiş, alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar büyük ABC üçgenine bakacak olursam tepe açısı 90, taban açısı 40 ise o zaman şuraya ne kalır? 50 kalır değil mi? Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olması için. 50 ile 40'ı toplarım 90. Bir 90 da zaten A açısı 180 etti. Bakın şimdi ADC açısına bakacak olursam, üçgenine bakacak olursam arkadaşlar, değil mi? Tepe açısı 50. O zaman taban açıları ne olması lazım? İkisinin toplamı 130 olması lazım. Değil mi? Dolayısıyla 130'u da iki eşit parçaya böleceğim. Niye? İkizkenar üçgen. Hatta şöyle diyelim. Burasına x diyelim. Burasına da x diyelim. X artı x artı 50, 180 olması lazım. 2x, 50'yi diğer tarafa attım. Ne oldu? 180'den 50 çıkarsa 130 gelecek. Her tarafı da 2'ye bölersem arkadaşlar x'i 65 derece bulmuş olurum. Bakın şuradaki x'lerin yerine ne yazıyorum artık? 65 derece yazıyorum. Bakın şunların alfa ile 65'in toplamı da 90 değil mi arkadaşlar? Dik açı ya, A açısı. Dolayısıyla 65'i sağ tarafa attım. Ne olacak? 90'dan 65 çıkarsa alfayı 25 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şık. 6'ya bakalım şimdi. ABC dik üçgen demiş. Bakın buradaki diklikten belli zaten. AK ile KC birbirine eşittir. Şöyle. AB ile de KL birbirine eşittir. ACB 18 derece. BL de küçüktür LC. Bakın şekilde görülüyor zaten. X kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şu K'nın olduğu yer. K'nın olduğu yer nasıl bir açı? Orta taban değil mi? Tam K şurada ortada olduğundan dolayı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar biz? Orta tabanı kullanacağız. Yani şuradan şuraya kadar da ne yapacağım? Bir dik çizeceğim. Dik çizeceğim. Dik çizince ne oluyordu? Eksik parçaları ne yapacaktık arkadaşlar? Tamamlayacaktık. Değil mi? Nasıl tamamlayacağız? Nasıl tamamlayacağız? Şuralar birbirine paralel olmuş olacak. Şurası şuradan şuraya kadar olan kısımla şuradan şuraya kadar olan kısım da birbirine eşit olacak. Tamam. Şimdi şuradaki üçgene şuraya da F diyecek olursam arkadaşlar KFC üçgeninde 18, 90. Dolayısıyla arkadaşlar buraya üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olacak ya. Buraya ne kalacak? 72 derece kalmış olacak. Bir de kullanmadığımız bir şey var. Neydi? Ben şuraya kırmızıyla yazalım. Şuraya K diyecek olursam KF uzunluğuna AB uzunluğu da ne olacaktı arkadaşlar? 2 katı olacaktı. Tamam? 2K olacak yani. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar şuradaki ne olacak? Burası da 2K olacak. Çünkü AB ile KL uzunluğu birbirine eşit olacak ya. Evet. Şimdi bak burada yeri değil ama geçen seneden öğrenmiş olman gerekiyor. Şöyle yapalım. Bir tane üçgen şöyle. Dik üçgen. Bir tane üçgen. Şuradaki üçgenimizde dik üçgen olsun. Dik üçgen olmazsa olmaz. Eğer 90'ın karşısı 2K, herhangi bir açının herhangi bir dik kenarın karşısı K ise burası da olsa olur, burası da olsa olur. Hiç fark etmez. 90'ın karşısı 2K, hangi açının karşısı K olur, yarısı olur? 30 derecenin karşısı arkadaşlar. Tamam? Dolayısıyla diğer tarafı da zaten 60 derece kalmış olur. Bak burada da aynı muhabbet yok mu? Aynı muhabbet var. Bak şurası 90 ise burası da 90 olmuş oluyor ya arkadaşlar. İkisinin toplamı 180 olsun diye. 90'ın karşısı bak burada 2K. O zaman hangi açının karşısındaki K olur? Tabii ki 30 derece. Bakın burası da 30 derece. Haliyle şurası da 60 derece oluyor. X açısına bakacak olursam X eşittir. 60 artı 72'den ne olacak? 132 derece olmuş olur. Doğru cevabımız D şık. Bak buna bir yıldız atıyorum. Tamam. 7. sorumuza bakalım şimdi arkadaşlar. ABC ve DFK birer üçgen diyor. Tamam. Tamam. Eşitlikler verilmiş. Şuradaki eşitlik. Buradaki eşitlikler de verilmiş. 40 derece de verilmiş. Alfa kaç derecede diyor. Hemen şuradaki ikizkenarlıklara ne yapalım? İsim verelim. Burası X ise burası da X olacak. Bak buradaki ikizkenarlıkta burası Y ise burası da ne olacak arkadaşlar? Y olmuş olacak. Tamam. Şimdi İki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit. Yani burası 2x olacak. Şurası da y ile y'nin toplamından 2y olacak. Şuradaki ABC üçgenine dikkat edecek olursam üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı yani şunların toplamı ne olacak arkadaşlar? 180 olacak. 2x artı 2y artı 40 eşittir. 180. 40'ı diğer tarafa attım. 2x artı 2y eşittir. 140 oldu. Şurada iki ortak parantezine aldığım x artı y eşittir. 140 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem
x artı y'nin 70 olduğunu bulur. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi bakın şuradaki üçgene bakın. Çizeceğim. Şuradaki üçgene bakın. Evet. Burada bir üçgen var. Dolayısıyla üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olacak. Bakın x var. Y var. Bir de alfa var. X artı y artı alfanın toplamı 180 olmalı. X artı y'yi zaten 70 olarak buldum. Bak şurada. 70 artı alfa eşittir 180. 70'i diğer tarafa atarsam alfayı buradan 110 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız E şık. Sen şöyle de bulmuş olabilirsin. Onu da gösterelim yeri gelmişken. Bak şuradaki şeyi görüyorsun değil mi? Bak şu çizdiğim yere bak. Şöyle. Şurada bir şöyle bir boynuz kuralı gibi bir şey var. Bak. Şurası x'e ters açılardan burası da x değil mi? Şurası y'e ise ters açılardan burası da y değil mi? Boynuz kuralında neydi arkadaşlar? Bakın boynuz kuralında şöyle. İçtekilerin toplamı mesela şurası x, burası y, burası da z. Dıştakilerin toplamına eşit. Değil mi? Şurası alfa. Alfa eşittir x artı y artı z'ydi. Hatırladık mı? Evet. Dolayısıyla buradaki alfa da yine x'in, y'nin ve 40'ın içtekilerin toplamına eşit olmayacak. X artı y'yi zaten 70 olarak bulduk ya. 70 artı 40'tan alfa yine buradan 110 derece olarak bulmuş oluruz. Tamam. Böyle de yapabilirsin. 8'e bakalım şimdi. ABC üçgen demiş. Tamam. İkizkenarlıklar verilmiş arkadaşlar şurada. 110 derece verilmiş. Yine bizden alfa isteniyor. Ne yapacaksın? Hemen arkadaşlar hemen ikizkenarlıklara isim vereceksin. X diyeceksin. Bak burası da x olacak. Buraya y diyecek olursan burası da y olacak. Hatta ters açılardan burası da x olacak. Burası da y olmuş olacak. Şimdi şuradaki üçgene bak. ABC üçgeninde. Bak şuradaki üçgene ve şuradaki üçgene. Buradaki üçgenin iç açıları ne arkadaşlar? X, y ve 110. Bunları topladığım takdirde ne olacak? 180 olacak. 110'u diğer tarafa atacak olursam x artı y'nin buradan arkadaşlar 180'den 110 çıkarsa 70 derece olduğunu bulurum. Şimdi bak şurası da bir üçgen değil mi? Şurası, şurası ve şurası. Pardon. Evet. Git şuradan. Şurası arkadaşlar. Burada da bakın iç açılar x, y ve alfa. X artı y artı alfa. Bu da 180 derece olacak. X artı y'yi bak ben 70 buldum ya. Dolayısıyla 70 artı alfa eşittir 180. 70'i eşitliğin sağ tarafına atarsam alfayı da 180 eksi 70'ten 110 derece olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız C şık. 9'a bakalım. ABC ikizkenar üçgen. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Bakın AB uzunluğu şurası. BC uzunluğu şurası. Bunlar eşit. Tamam. BK ile KL'yi vermiş. Şuradaki eşitlikleri vermiş. Şuradaki ikizkenarlıklar var. 75 derece verilmiş ve X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak ben buraya A diyecek olursam burası da ikizkenarlıktan dolayı A olacak. Şurada da arkadaşlar ikizkenarlıktan dolayı B diyecek olursam şurası da ne olacak? B olmuş olacak. Şimdi AB ile BC de birbirine eşitti ya. O zaman büyük üçgene göre ABC üçgenine bakıyorum. Burası A ise burası da ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar şimdi şurada bir doğru açı var. Dolayısıyla doğru açının ölçülerinin toplamı ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. 75'i ben diğer tarafa atacak olursam A artı B ifadesinin 105 olduğunu bulmuş olurum. A artı B ifadesinin 105 olduğunu bulmuş olurum. Buradan ne yapacağız? X'e geçiş yapmaya çalışacağız. Şimdi büyük üçgene baksana. Bak büyük üçgene. Büyük üçgenin iç açılarının ölçüleri ne burada? A var. A var. Bir de B var. Bunların ölçüleri toplamı da arkadaşlar 2A artı B'de 180 olmayacak mı? Olacak. Dolayısıyla bak ben yukarıdaki denklemi eksiyle çarpacak olursam burası eksi olacak. Burası eksi B olacak. Burası da eksi 105 olacak. Değil mi? Şimdi taraf tarafa topluyorum. 2A'dan A çıkarsa A kalacak. B ile eksi B birbirini götürecek. 180'den 105 çıkınca A'yı 75 olarak bulmuş olacağım. Bak yukarıdaki denklemde A ile B'nin toplamı 105 değil miydi? A'yı 75 olarak buldum. Dolayısıyla 75 artı B eşittir 105. 75'i eşitliğin sağ tarafına atacak olursam B'yi 30 derece olarak bulmuş oluruz. Bak B'yi 30 olarak buldum ya.
Hemen yazıyorum. Şurası 30 derece, şurası da 30 derece. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende bakın BKL üçgeninde iki tane iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan açı bunun dış ölçüsüne eşitti değil mi? 30 ile 30'un toplamı ne olacak? 60 derece olmuş olacak. Dolayısıyla x'i 60 bulduk. Cevabımız D şıkkı. 10. sorumuza bakalım hemen. ABC üçgeninde EC ve BE birer iç açı ortay. Tamam. DC ise dış açı ortay. X ve Y verilmiş. Y eksi X farkı kaçtır? Bak bu şekli hatırlamış olman lazım. Hatırlamış olman lazım. İki tane açı ortaylık var ya burada. Evet. O zaman bak benim işime yarasın ya da yaramasın. Ben ne yapacağım? Şu A'yı önce şöyle bir dik yani doğrusal bir şekilde uzatacağım. Daha sonrasında şu A ile dış açı ortayın olduğu yeri bakın kesişim noktasında daha doğrusu D'yi birleştireceğim. Ve şurada da ne olacak arkadaşlar? Bir açı ortaylık söz konusu olmuş olacak. Bak işime yarasın ya da yaramaz. Ben bunu yaptım. Tamam belki yaramayacak yani. Ama o orada duracak yani. Tamam. Şimdi şuranın 90 derece olduğunu görebiliyor musun? Bak görmen lazım. Ben sana şimdi nereden geldiğini ispat edeceğim. Fakat böyle gördüğün zaman arkadaşlar iki tane açı ortay yan yana geldiği zaman şu ortadaki açının 90 derece olduğunu görmen lazım. Nasıl? Şuraya A dedim. Buraya A dedim. Buradaki açı ortaylıklara da B dedim. Şurada bir doğru açı olduğundan dolayı 2A artı 2B eşittir 180 olacak. Şuraya iki ortak parantezini alıyorum. A artı B eşittir 180. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde A artı B'nin 90 derece olduğunu bulduk. Bak şuradaki ortadaki bak açı A artı B değil mi? Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Şurası hemen 90 derece olmuş oluverdi. Tamam. Burası 90 derece arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bakın buradan X ile Y'ye geçiş yapalım. Ne kadar basit. Bak ne kadar basit. Şuradaki üçgene bak. İki tane açı. İki tane iç açı. X ile 90 değil mi? X ile 90'ın toplamı kendisine komşu olmayan açının ölçüsüne dış açının ölçüsüne eşit değil miydi? X ile 90'ı toplayınca Y yapacak. Benden Y eksi X istiyor ya. Dolayısıyla Y burada var. Eksi X olsun diye X'i sağ tarafa attım. 90 eşittir. Y eksi X ifadesi gelmiş oldu. Bak direkt bulduk. E hocam bak buradaki ilk çizdiğiniz Y'yi kullanmadık. Olsun. Cevap belki buradan gelebilirdi. Sen işine yarasın ya da yaramasın bunu yapacaksın. Tamam. 11'e bakalım şimdi. ABC üçgen. AL açı ortay. AB ile AC birbirine eşit verilmiş şekilde gösterilmiş. BK ile CL birbirine eşit verilmiş. Bak alakasız yerde eşitlikler var. BCL'ye de 20 derece verilmiş. Alfa kaç derecede? Bak böyle alakasız yerlerde eşitlikler olduğu zaman aklımıza 3 tane şey gelecek arkadaşlar. 3 tane şey gelecek. Ne? İkizkenarlık. 2 muhteşem üçlü. Üçüncüsü de orta taban. Bak bunlar bir kere bir gelecek. Alakasız yerde özellikle eşitlikler olduğu zaman. Şimdi bunlardan hangisi gelecek? Muhtemeldir ki bak ilk önce şu gelecek. Hocam niye? Ya açı ortay var. Bir de ikizkenarlık var. E o zaman bak iki tanesi verilmiş. Dört taneden iki tanesi verilmiş. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Ne yapacaktık arkadaşlar? Diğer ikisini tamamlayacağız. Neydi? Şuradan A'dan çizilen, açı ortaydan çizilen dikme. Dikmeyi yapacağız değil mi? Şurası da 90 derece olmuş olacak arkadaşlar. Başka neydi? Şu parçayla şu parçanın birbirine eşit olması lazım. Şöyle. Başka? Bir de ikizkenarlıktan dolayı taban açıları arkadaşlar ne olacak? Eşit olmuş olacak. Bunu bulacağız. Tamam. Anlaştık. Şimdi tamam. Buradaki eşitlikle şu arasında bir bağlantı kuracağız. Bak kuralım. Ben şimdi şurayı birleştirsem. Şurayı birleştirip bir üçgen haline getirsem. Çünkü buradaki şeyler arkadaşlar üçgende geçerli. Üçgen için geçerli. Üçgende ise ne yapacağız? Biz oluşturacağız. Yani zor bir şey değil. B ile L'yi birleştirdiğim zaman B ile C bir üçgen olmuş oluyor. Tamam. Şimdi buradan özelliklerimizi yazmaya devam edelim. Bak ben şuradaki bak şuraya ne diyeyim? H diyeyim. Tamam. Şuradaki HK'ya ne diyeyim? X diyeyim. BH'a da Y diyeyim. Buradaki uzunluk. Burası X artı Y oldu mu? BK uzunluğu X artı Y oldu mu? BK uzunluğuyla CL uzunluğu birbirine eşitti ya.
Dolayısıyla burası da ne olacak arkadaşlar? X artı y olmuş olacak. Şimdi bak şuraya dikkat et, dikkat et. Çiziyorum. Şurası, şurası ve şurası. Sonradan oluşturduğum üçgende. Bak şurada bir diklik var mı? Diklik var. Şurada bir diklik var. Peki dik tabanı şuradan iki eş parçaya böldü mü? Bölmüş. Dolayısıyla dik tabanı iki eş parçaya böldüyse bu yine ikizkenar. İkizkenarlık var. İki tanesi sağlandı ya. Hem diklik var. Dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Şuradan bahsediyorum. Şuradan şurayı da çizelim. Şurası 90 derece ve iki eşit parçaya bölündüyse arkadaşlar, o zaman diğer iki özelliği biz tamamlayacağız. Ne burası? Şurası açıortaydır. Şunlar zaten ikizkenardır. Taban açıları da nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Tamam. Dik taban iki eşit parçaya bölmüş. O zaman diğer özellikler de sağlanacak. Şurası bak 20 ise şu ikizkenar o üçgen olmuş oluyor ya artık. Burası da 20 olmuyor mu? Tamam. Bak şurayı sileyim. Görmesi daha kolay olacak. Şurayı. Dolayısıyla şurası da eşit olmadı mı? Şurayla şurası. Hepsi iki çizgi ya arkadaşlar. Çift çizgi var. Dolayısıyla ne olacak? Burası alfa ise şurası da alfa oldu. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı BKL üçgeninde alfa artı alfa artı 20 eşittir 180. Burası 2 alfa yaptı. 20'yi diğer tarafa attım. 160. Her tarafı 2'ye böldüm. Alfa 80 derece olarak bulunmuş oldu. Doğru cevabımız 5. Vallahi süper olmuş yani. Çok güzel. Yapabildiysen var ya artık bunun mantığını anlamışsındır. Ha, yapamadıysan ne olacak? Canı sağ olsun. Yeter ki burada anlattığımızı anla ve belli aralıklarla tekrar et. Tamam. Bunlar oturacak zamanla. Şimdi geldik 12. ve son sorumuza. ABC üçgen AH'la HC birbirine eşit verilmiş. Bak dik tabanı iki eşit parçaya ayırmış. O zaman ne gelecek aklımıza? İkizkenarlık. Şimdi arkadaşlar ikizkenarlıkta şimdi şuradaki şurayla şurası birbirine eşit olur mu? Aynı zamanda taban açıları da eşit. Yani burası x ise şurası da x olmak zorunda. Bak şurada da arkadaşlar dik var. Tabanı iki eşit parçaya ayrılmış. Ama bu üçgenler için geçerli. E hocam burada üçgen yok. E yaparız ya. Şurayı çizdim bak al sana üçgen. Al sana üçgen. E dolayısıyla ikizkenar olacak ki. E bak buradaki yuvarlak varsa o zaman burası da yuvarlak olacak. 20 ise ikizkenarlıktan dolayı burası da ne olacak arkadaşlar? 20 olmuş olacak. Tamam. E şimdi bak burası 30 iken ikizkenarlık olmadı mı bak? A, B, M üçgeni. A, B, M üçgeni. İkizkenar çünkü bak burada yuvarlak var. Burada da yuvarlak var. 30 ise o zaman burası da ne oldu? 30 oldu. Şimdi büyük resme bakalım. Yani büyük üçgende şuradaki açıların ölçüleri toplamı ne olacak? 180 olacak. Yukarıdaki A açısından başlıyorum. X artı 30. Artı B açısını yazıyorum. 30 ile 20'nin toplamı 50. C açısını yazıyorum. X artı 20. Bunları topladığım takdirde 180 olacak. X'leri topladım. 2x. 50 ile 30'u topladım. 80. 20 daha 100. Eşittir 180. 100'ü diğer tarafa attım. 180'den 100 çıkarsa 80 olacak. Her tarafı 2'ye bölecek olursam x'i de 40 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız bakın A şık. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.